Teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Fiona Hill'den söz ettiniz. Evet. Fiona Hill, İskoçya asıllı bir akademisyen. Çok iyi tanıdığım bir insan ayrıca. Valdai tartışmalarında 7-8 defa birlikte olduk. Onun en önemli çalışmalarından biri Mr. Putin isimli biyografisidir. Yani Putin'in biyografisini yazan kişilerden biridir. Putin'in gerek iç dünyasını, gerekse bütün o gelişmeleri ve başkanlığından beri yakından takip eden bir uzman. Bizim Türk uzmanlardan Ömer Taşpınar ile Washington'da birlikte bir makale yazmışlardı Survival isimli dergide. Orada da Rusya'nın Türkiye politikalarını, Kafkasya politikalarını araştırırlar. Yani Fiona Hill şu anda danışma, hani hükümette, yönetimde önemli bir pozisyonda. Ama o noktaya geldik dediği cümle, yani o noktaya gelmedik. Önce onu söyleyelim. Yani şu anda dünya bir nükleer savaşın eşiğinde değil. Nükleer savaşın olabilmesi için her iki tarafında gerginliğin en üst seviyeye vardığı bir noktaya kadar gidilmesi lazım. Şu anda zaten Ukrayna hem NATO tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından feda edilmiş gözüküyor. Yani Antony Blinken'ın açıklamaları hava sahası ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nin de biz sadece silah veririz, asker göndermeyiz şeklindeki açıklamaları Rusya'nın tabii ki bu büyük askeri gücünün karşısında NATO'nun savaşa hazır olmadığının bir göstergesi. Ayrıca NATO konusunda, daha doğrusu nükleer silahlar konusunda şunu biliyoruz. İngilizce terimiyle söyleyeyim önce. First strike ve second strike. Yani siz nükleer silahı bastığınız anda karşı taraf da aynı şekilde size cevap verir. Bu benim daha gençlik yıllarımda Hindistan Dışişleri Bakanı Jaswant Singh'le yaptığım bir röportaj vardı. Ben orada 2000 yılında dedim ki siz dedim şimdi nükleer silahlara sahipsiniz ama Pakistan da nükleer silahlara sahip. İki ülke arasında bir gerginlik sürekli yaşanıyor. Bu bir nükleer savaşa götürür mü dedim. O sıralarda Türk İş Daily News'te yazıyordum ben, İlnur Çevik'in gazetesi. Makale yayınlandı, yani o resimlerle yayınlandı. Orada şunu dedi bana, Sayın Bağcı dedi, biz dedi tabii ki Pakistan'la kavgamız var ama biz ilk kullanan olmayacağız. Bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde ilk ateşi yapmak mümkün söz konusu değil dedi. Ama eğer Pakistan bize saldırırsa nükleer silahlarla karşı cevap alacağını biliyor dedi. Şimdi burada Putin sadece bir tehdit kullandı. Amerika Birleşik Devletleri bunu saldıracak olarak yorumlayabilir mi veyahut da böyle yorumlanabilir mi sorusuna verilecek yanıt bence hayır. En azından şu anda Avrupa'da yapılan tartışmalarda ve Amerikan yönetiminden de gelen açıklamalara göre bir nükleer saldırının olması demek dünyanın Barış Bey az evvel söyledi ortadan kalkması demek. Yani bu o kadar kolay bir karar değil. Yani Ukrayna nedeniyle hiçbir taraf nükleer bir çatışmaya girmez. Eğer girecekse o zaman Ukrayna'ya asker gönderir, ertesi gün NATO'ya alır. Alır mı? Alır, yani bir sorun yok. Bunlar tamamıyla prosedürel şeyler. Ama günümüzde imparatorluklar birbirleriyle çatışmazlar tezine ben hani tarihte ona katılmıyorum. Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu çatıştı. Fransa ile Rusya çatıştı. İngiltere zaten Fransa'dan başlayarak diğer bütün büyük güçlerle çatıştı. Yani imparatorluklar döneminde imparatorluklar birbirleriyle çatışıyorlardı. Çünkü o zaman ulus devlet yoktu. Yani ulus devlet olmayınca ne yapacaksınız? İmparatorluklarla çatışacaksınız. Yani biz İran devletine karşı savaşmadık ki Çaldıran'da. Pers İmparatorluğu'na karşı savaştık vesaire vesaire. Ama diğer sorunuzla ilgili olarak şimdi kimin kimi kandırdığı veyahut da savaş durdurulabilir miydi, durdurulamaz mı soruları artık geçmişte kalan sorular. Yani bunlar
yapılırdı yapılmazdı. Tarihte şöyle bir olay vardır. Hocam geçmişe ne kadar 5 günde geçmişe geldik yalnız, ne kadar dramatik değil mi? 5 gün içerisinde geçmiş oldu. Aslında işte olanlarda oldu, Rusya'da yaptığını yaptı değil mi hocam? Yani şimdi, Rusya kaybetti falan, işte Putin bu işi çok iyi kotaramadı gibi yorumlar yapılıyordu ama finalde hiç de öyle olmayacak sanırım. Şimdi ben tabii aynı Serap Hanım, ben savaş tabii, çıkmaz diyor yalnız. Aynı yorumcular. Şimdi Serap Hanım, yani. Biz tabii süreci yorumluyoruz. Yani süreci yorumlamak başka bir şey. Yani işin nereye gideceğini bilmek kolay bir şey şu değil ama... Şu anda da kestiremeyiz. Tarih itibariyle söylüyorum. Tarihte yani dün geçti. Dünde olanlar dünde kaldı. Yani Mevlana'nın deyişiyle artık yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diyor. Yani şimdi yarın öbür gün ne olacak? Rusya'nın politikaları nereye gidecek? Nasıl davranacak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında zimni bir anlaşma var bugün için. Nedir o zimni anlaşma? Amerika Birleşik Devletleri hava sahası ile ilgili konuda Rusya ile bir çatışmaya girmeyecek. Biz Rusya ile çatışmayacağız açıklaması yaptı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bir yanda Rusya ile çatışmayacağız diyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkıp nükleer silah kullanacağını da düşünmemek gerekiyor. O nedenle bugün ve yarın için neler olabilir sorusuna belki cevap aramak daha doğru. Bana göre Rusya öyle gözüküyor ki Ukrayna'yı müzakere masasına oturtup Kırım başta olmak üzere Luhansk ve Donetsk'i muhakkak tanımasını talep edecek. Nükleer silahlar yapma olasılığını ortadan kaldıracak. Zaten bütün sanayini şu anda darmadağın etmiş durumda. Şehirlerini yerle bir etme yeteneğine sahip ve daha da önemlisi, özellikle Rusya'nın büyük imparatorluk düşüncesi, belki Putin'in dünya görüşünde kendi dünyasında bir olgu olarak var. Onu da uygulamaya sokuyor olabilir ama Avrupa'nın da NATO'nun da tabii Rusya'ya karşı şimdi olmasa bile ileriki dönemde getirebileceği yeni mücadele teknikleri olacak. Yani daha bugün biliyorsunuz, yani Almanya'nın, hep söylüyorum onu, bir önceki programda da söyledim. Almanya'nın kriz bölgelerine silah verme ve para yardımı yapma politikasındaki değişikliği anahtar gelişmelerden biridir. Neden hocam? İsveç'in ve Finlandiya'nın neden bu kadar önemli Almanya'nın bu yardımları, bu kararı? Çünkü Almanya genelde çatışma bölgelerine kendi anayasaları ve siyasi gelenekleri çerçevesinde 1949'dan beri silah göndermezler, satmazlar. Her ne kadar Almanya geçen yıl 9 milyar dolarlık bir silah satışını gerçekleştirmiş olsa da, Mısır başta olmak üzere. Şimdi Angela Merkel'in mesela son haftasında, yani iktidardan ayrılacağının son haftasında 5 milyar dolarlık bir silah satışını dünyanın değişik ülkelerine onaylaması da burada çok önemli. Yeni olan şey şu anda başbakan olan Olaf Scholz'un parlamentoya bunu getirmesi ve gayri safi milli hasılanın yani %2'sini, bu 100 milyar dolar yeni dönemde olacak, Almanya'nın savunması için paranın ayrılması demek. 100 milyar dolar demek, yani bizim 16 milyar dolar euro tekabül ediyor %2'si. Euro herhalde. Yani, evet. Yani. O zaman daha da... Yok, Amerikan doları olarak hesaplanıyor NATO içerisinde şeyler. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani 100 milyar avro tabii ki nereden baksanız işte o 112 milyar dolar falan yapıyor. Ama şunu bilmekte fayda var. Almanya'nın bu tarihsel kararı çok önemli ve meclisteki partilerin, yani üçlü koalisyon, ilk defa Almanya'nın tarihinde bir üçlü koalisyon var ve bu üçlü koalisyonun bunu kabul etmesi çok önemli. İşin ilginç yanı, silah desteğini verecek olan hükümet sosyal demokratların, yeşillerin ve liberallerin bir koalisyonu. Geleneksel olarak sosyal demokratlar ve yeşiller, başta Türkiye olmak üzere, Almanya'nın silah sattığı bütün ülkelere karşıydı. Yani öyle bir yaklaşımları vardı. Şimdi bu
pozisyonlarından bir dönüşüm var. Ben zaten size daha önceki programlarda söylemiştim. Ne Avrupa'da ne Rusya'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani